Merhaba çiçekseverler, hepinize selamlar. Bugün sizlere kumkat bitkisinden bahsediyor olacağım. Hem kumkat bitkisi hem de vermiş olduğu meyveden biraz bahsediyor olacağım. Nerelerde kullanılır, ne yapılabilir kumkat meyvesiyle? Bunun dışında bitki nasıl bir yer ister? Güneş mi ister, su mu ister? Ortam nasıl olması lazım? Sıcaklık, soğukluk durumlarına biraz değiniyor olacağız tabii ki beraber. Ben daha evvel bildiğiniz kadarıyla takip edenler biliyordur. Silivri'den bir kumkat almıştım. Ne kadardı? 90 lira civarında bir para vermiş. 110 liraydı, 190 liraya inmişti. Bu bitkiyi aldım. Uzun süre balkonumda durdu. Bu kış dönemi biraz daha serinliği az geçtiği için, yani çok fazla böyle bir sıkıntı yaratmadığı için bu sene güzel bir balkonumda vakit geçirdi. Bir problem yaşamadı herhangi bir, zaten bende panjurlar olduğu için panjurları kapatıyorum. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorum. Gerektiği takdirde don vesaire ya da çok soğuk vurma, rüzgar vurma gibi sorunları çok fazla yaşamıyorum. Bu sayede bitkim çok güzel meyve verdi. Önce çiçek açtı, meyvesini verdi. Meyvesini de topluyoruz yakın zaman içerisinde. Ya reçel yapacağız ya da normal meyve olarak yemeği planlıyoruz. Çok güzel, biraz ekşi bir tadı var ama sonuçta bol vitaminli bir meyve olarak adlandırabiliriz kumkat meyvesini. Eğer evde bakmak istiyorsanız bunun daha küçük hibrit boyları da var. Ortalama 50-60 santim boyları var. Daha yüksek 1 metreye gelen, 2 metreye gelen boyları var. Bu tabii ki sizin evinizle alakalı. Balkonunuzda yer var mı, evinizde yer var mı? Bunlarla ilgili bir pozisyondur sevgili çiçek dostları. Bazı kumkatlar evde bakılabiliyor ama bunun için de belli ortamı sağlamanız gerekmekte. Böyle hibrit boyda, kısa boyda olanlar var. İsterseniz masanız üzerinde falan bakabiliyorsunuz. Ama bazı kumkatlar var ki boy atıyor. 2 metreye kadar çıkabiliyor, 3 metreye kadar çıkabiliyor. Onları da yine balkonlarınızda ya da sera gibi kış bahçeniz varsa, balkonunuz varsa oralarda yine bakma şansınız bulunmakta. Gerçekten çok keyifli bir bitki. Çiçeğini açtığı zaman mükemmel bir koku veriyor ve balkonu ve bulunduğu ortamı mis gibi kokutuyor. Daha sonrasında o görsel çiçek ve kokudan sonra da bir meyve veriyor size. Bunu da ister reçel yapımında kullanabilirsiniz, ister etlerinize sos yapımında kullanabilirsiniz. Ya da bunu meyve olarak da tabii ki yeme, tüketme gibi şansınız var. Kimi keke pastaya da koyabiliyor, garnitür olarak yemeklere koyuluyor. Herkesin tabii bir alanı bulunuyor o konuyla alakalı ama tabii ağız tadına göre her türlü şekilde kullanmanız uygundur. Birazdan size kumkat meyvesinin, bitkisinin bakımını aktarıyor olacağım sevgili dostlar. İsterseniz gelin bir bakalım nasıl bir bitkidir, ne ihtiyaçları var. Buyurun bakalım. Şimdi öncelikle gidip bir kumkat bitkisi almak istiyoruz. Bunlar genelde Bauhaus gibi, işte Koçtaş gibi bazı yerlerde satılmakta. Özellikle seralarda, fidancılarda bulunuyor. Benim size tavsiyem, eğer alıyorsanız daha gelişmiş bir bitki almanız yönünde olacaktır. Özellikle 60 lira, 70 lira civarında bir bitkiyi almanız daha sağlıklı, daha gelişmiş bir bitki sahibi olmanız açısından sizin için daha idealdir. Bu bitkiyi aldık. Peki evimize getirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle evimize getirdiğimiz zaman bunu toprağın içine torf dediğimiz bir, biliyorsunuz artık, organik topraktan eklemeli ve bitki köklerinin daha çok beslenmesini sağlamalıyız. Saksıya yerleştirirken kumkatın kendi toprağının %75'i, torfunda yaklaşık %25 oranında bir karışım olması gerekmekte. Bu sizin etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Özellikle saksı seçimi yaparken plastik saksılarda kullanım yapmanızı önermiyorum. Çünkü güneş seven bir bitki, genelde güneş aldığı için bitkinin kökleri bu plastiklerde aşırı ısınmadan dolayı yanabiliyor, haşlanabiliyor. Özellikle bazen de sulama yapıyorsunuz, daha sonra güneş vuruyor, orada haşlanabiliyor. Bundan dolayı çömlek saksılar, yani taş toprak saksılarından kullanmanızı tavsiye ediyorum. Altı delikli olacak şekilde tabii ki. Bu kumkatın daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sizin için sağlayacaktır. Peki toprak değişimini yapmamız gerekirse ne zaman yapmamız lazım? Benim size tavsiyem senede bir ya da iki defa toprak değişimi, saksı değişimi yapmanızdır. Bunlar da genelde baharın geldiği zamanlar, Nisan, Mayıs ayları civarında yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü en ideal zamanlar bu zamanlardır.
Peki kumkatımızı, toprağını vesairesini ayarladık, bir yere koymamız lazım. Şimdi güneş seven bir bitki dediğimiz için onu güneşten de tabii mahrum etmemeniz lazım. Ne de çok da güneşte tutmamamız gerekmekte. Belirli bir ortam sağlamamız lazım. Belirli bir sürede güneş ışığı alacak. Ortalama günlük 3-4 saatlik bir güneş ışığı alması gerekmekte. Ama doğrudan güneş ışığını vermeyin. Evimizde eğer konumlandıracaksak güneş ışığı alan cam pencerelerin oraya koyun. Zaten sabah güneşi geldiği zaman ortalama 3 saati 4 saati bulacaktır. Bu da yeterli olur. Sulama, toprağı aşırı derecede kupkuru bırakmamanız lazım. Aşırı ıslak toprak da olmaması lazım. Nemli toprak yeterlidir. Belirli periyotlarda sulama yapıyoruz. Pazartesi ve perşembe periyodu bunun için de uygun bir periyottur. Toprağın tamamı ıslanacak ve alttan suyun da tahliye edilmesini sağlayacak şekilde bir sulama yapmanız yeterli olacaktır sevgili dostlar. Bu kumkat bitkisi -4 derecenin altında çok yaşamaz. O yüzden ortalama 15-16 derece civarında olan yerlerden aşağıdaki bir ortam bitki için çok ideal bir ortam olmayacaktır. 12 derece, 13 derece yine bir derece idealdir ama onun daha da altı sıkıntı yaratacaktır sevgili dostlar. Sulama için özellikle bir noktayı da şimdi aklıma geldi, hatırlatmak isterim. Sulama yaparken toprağı ıslatıyoruz ama sulamayı tepeden, yaprakların üzerinden foşur foşur akıtmamamız lazım. Sadece toprağı yapmamız gerekiyor. Yapraklarına gelmemesi bu durumda önemlidir kumkat meyvasının. Ve kumkatı emek verip büyüttünüz. Artık güzel günler geliyor. Hafif hafif şeyini açıyor, çiçeklerini açmaya başlıyor kumkat. Ne zaman açıyor? Temmuz-Ağustos ayları içerisinde çiçeklenme yapar. Bu sonbaharın gelmesiyle çiçeklerini döker, yerini yavaş yavaş meyveye bırakmaya başlar. Özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında da kumkat meyvesi artık tamamen ortaya çıkmış demektir. Şimdi diyeceksiniz ki Ocak, Şubat, Mart ya İstanbul'da tam ters durum. Evet, İstanbul için biraz ters bir durum. Bu genelde Ege, ne bileyim Akdeniz bölgede daha sıcak yerlerde biraz daha verimli olan bir bitkidir. İstanbul için daha böyle sıcak ortam, güneş alan bir ortam sağlamamız gerekmekte. Meyvesini verdikten sonra çok fazla üzerine bırakmamamız gerekiyor. Mümkünse bu süreçte sulama işlemini biraz azaltıyoruz. Eğer meyveleri hemen toplamazsanız, uzun süre bekletirseniz de kumkatın yaprakları yavaş yavaş dökülmeye başlar. Buna da yine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kumkat bağışıklık sistemini destekleyen pek çok bileşen ve vitaminler içeren bir meyvedir. C vitamini, A vitamini bunların başındadır. İşte kalsiyumu var, demiri var. B vitamini B1, 3, 5, 6 filan böyle bir vitaminler de var. Onlar da az miktarda bir vitamin içermektedir. Bakırı, çinkosu bulunmakta. Çok faydalı bir meyvedir insan için. Bu meyve nerelerde kullanılıyor derseniz de işte reçel yapımında kullanılıyor, tatlılarda kullanılıyor, et ve tavuk soslarının yapılmasında kullanılıyor. Ne bileyim garnitür olarak kullanılıyor. Kimi turşusunu yapıyor. O yüzden değişik alanlarda kullanılan bir bitkidir. Bazıları bu işin ticaretine girmektedir. Nasıl derseniz çok fazla üretim yapıp bunları restoranlara, işte böyle meyve sebze işte otellere verilen yerlere satmaktadır. Ama tabii bunların da belli bir bakım koşulları, maliyetleri bulunuyor. Tabii bunları iyi araştırıp girmek gerekir sevgili dostlar. Kumkat meyvesini, bitkisini elimden geldiğince size aktarmaya çalıştığım bakım koşullarını, bakım bilgilerini, bunlara riayet ederseniz tabii ki daha faydalı bir şekilde verim alma şansınız bulunmakta. Biraz da bulunduğunuz lokasyonla alakalı, işte soğuk, kış, sıcak, bunlar da çok önemlidir. Bitkinin vitamin değerini de kontrol etmek lazım. Çünkü çok fazla sulama yaparsanız ne yapar? Yapraklarında sararma yapabilir, yapraklarını dökebilir. Yer değişikliği yaparsanız, mesela ben ilk seradan alıp getirdiğim zaman yapraklarını dökmeye başlamıştı. Daha sonra kendini toparladı. Hatta yeni dallar, yeni filizler vermeye başladı. Bu gibi durumlar olabiliyor. Buna dikkat edin. Özellikle kış zamanı çok fazla sulama yapmamanız gerekiyor. Çünkü zaten nemle buharlaşma azaldığı için burada problem yaşayabilirsiniz. Yazında esasında haftada iki defa ev içerisinde olanlarda ben bahsettim. Pazartesi, perşembe periyodu şeklinde. Eğer balkonda duruyorsa yine 10 günde bir su vermeniz yeterli olacaktır. Çünkü bitkinin boyutuna göre de tabii su verme ve saksının boyutu da önemlidir. Eğer şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir
saksıda duruyorsa buna pazartesi, perşembe vermeniz uygun olur suyun bitmesi açısından. Ama geniş bir saksıda duruyorsa o zaman da farklı bir uygulama yapmanız lazım. Yani şöyle bir saksıda duruyorsa, şöyle göstereyim. Şunun gibi büyük bir saksıda duruyorsa da yine ya da bunun gibi bir saksıda duruyorsa o zaman da farklı bir uygulama yapmanız lazım. 10 günde bir verirsiniz. Çünkü çok fazla nem içinde kalırsa nem üstüne nem ne yapar? Bitki artık burada yaprak dökmeye başlar, sararmaya başlar. Buna özellikle lütfen dikkat edin sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.